Pro Dersler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Google Chrome'da yer işaretleri çubuğunu gizleme, gösterme, yer işaretleri çubuğunda klasör oluşturma ve favori link ekleme işlemlerini nasıl yapıyoruz beraberce göreceğiz. Şu anda benim yer işaretleri çubuğum açık. Bunu açıp kapatmak için 3 farklı yöntem var. Birincisi, üzerindeyken bu çubuğun sağ tık yapıyorum. Yer işaretleri çubuğunu göster yazısının yanında tik var. Onu kaldırdığım zaman yer işaretleri çubuğum kayboluyor. Kısa yol tuşu olarak Ctrl Shift B'ye bastığım zaman yer işaretleri çubuğum tekrardan gelecek. Evet, şu anda geldi. Tekrardan kaybetmek için de 3 noktalı kısma dokunuyorum. Yer işaretleri kısmına geliyorum ve burada yine tikli olan kısmı seçtiğim zaman tekrardan kayboluyor. Şimdi ProDersler Instagram hesabımı yer işaretleri çubuğuna ekleyeceğim. Bunun için şurada gördüğünüz yıldız simgesine dokunuyorum. Buradan klasör diyor. Eğer ki bu klasörlerden herhangi birisine kaydetmek istiyorsam burada gördüğünüz gibi veyahut da yer işaretleri çubuğuna kaydetmek istiyorsam onu seçiyorum. Bitti dediğim zaman buraya kısa yolunu gönderecek. Bitti diyorum. Evet, şu anda Instagram hesabım buraya geldi. Sağ tıklayarak tekrardan bunu silebilirim. Burada klasörlerin içerisinde değişik sayfalar mevcut. Ben döviz kısmına tıklıyorum. 4 tane sayfanın burada kısa yolu var. Bunları tek tek açabilirim ve veyahut da üzerinde sağ tıklayarak tümünü aç dediğim zaman o klasörün içerisinde bulunan 4 tane sayfayı tek seferde açıyor. Şimdi kapatıyorum bunları. Yeni bir klasör oluşturmak istediğimizde de yine yıldız simgesine dokunuyorum. Buradan diğer seçeneğini seçiyorum. Burada benim yer işaretleri çubuğu ve diğer klasörlerim mevcut. Şöyle kısaltalım. Bu klasörler mevcut. Eğer ki biz burada yeni bir klasör oluşturmak istiyorsak yer işaretleri çubuğuna veya örnek veriyorum YouTube'un altında bir klasör oluşturmak istiyorsak onu seçiyorum. Yeni klasör diyorum. Şu anda klasör oluştu. Buraya da YT diyorum şöyle. Bu şekilde oluştu. Kaydet diyorum. Şimdi YT'nin içerisinde bir klasör daha oluştu. Bunları silmek istediğimizde de yine üzerine gelip sağ tıklayıp sil dediğimiz zaman silebiliriz. Yeni klasör ekleyebiliriz. Yeniden adlandırabiliriz. Anlatım bu kadar. Umarım faydalı olur. Hepinize iyi günler.